Türkiye'de maalesef bir kesimin kalıplaşmış sözleri var. Şimdi herkes kadına karşı şiddeti konuşuyor. Bu moda bir kavram. Bu ben şiddeti küçümsediğimden böyle konuşmuyorum. Yani ben başka bir perspektif açmak istedim. İnsana Yani şiddet. Evet. insana şiddet, yani biz toplumu kamplaştırmamalıyız. Kadın ve erkeği karşı karşıya getirmemeliyiz. Bu toplumu kadın ve erkek birlikte inşa ediyor. Kadın erkeğin yardımcısıdır, erkek de kadının yardımcısıdır. İkisi birbirine her noktada yardım etmelidir. Uyumlu bir birlikteliktir bizim arzu ettiğimiz. Ve toplumun her aşamasında, her kesiminde nedir? Kadın ve erkek birlikte hareket etmelidir. Biz kadın ve erkeği karşı karşıya getirir isek, bu bize zarar verir, bu aileye zarar verir, bu topluma zarar verir, bu millete zarar verir. Yani şimdi moda kavramlar var. Kadın hakları savunucuları var, feministler. Hayvan hakları savunucuları var. Bilmem işte bu şekil kamplaşmalar var. Ben bunlara karşıyım. Yani dolayısıyla bu noktada ben demek istediğim televizyon programında ısrarla kadın işte şu kadar kadın öldürüldü diye bir soru sorunca spiker ben de ona mukabil dedim ki 12 kadın katı da erkek ölümü var bu ülkede. Ama Tüm kimse bunu şiddete dikkat konuşmuyor. çektiniz, evet. Yani tabii ki kadına karşı şiddet olmamalı ama erkeğe karşı da şiddet olmamalı. Bakın o kadınları öldüren şahısları da yetiştiren neticede kadınlar. Bunu hiç sorgulamıyoruz. Yani hiç mi kadınların payı yok bu şiddette? Hiç mi payımız yok? Yani bu noktada sürekli erkekleri suçlayan bir dil de yanlış. Yani bu yani feminist Yaklaşım. söylemlerin bu kadar benimsenmesi ve bayrak haline getirilmesi, herkesin de aynı ağızda konuşması şahsen beni rahatsız ediyor. Ben biraz ezber bozdum bu noktada. Tabii ki belli kesimlerin böyle bir eleştirisi oldu. Sonuç itibariyle bir Ama ben baba doğruyu kızısınız söylüyorum. yani. Ben Babanızı bildiğimi. savunuyorsunuz bir Tabii şekilde, ki değil mi? ya ben annem de benim için Evet, önemli. çok değerli, babam da benim için değerli. Ayıramam. İkisini ayıramam. İkisini de aynı derecede seviyorum.